Bloomberg HT'den akıllı paradan herkese merhaba. Yurt içinde dolar Türk lirasındaki gerileme devam ediyor. Hakeza 5 yıllık CDS'imizde 300 seviyesine gelmiş durumda. Küresel piyasalara baktığımızda borsaları bir kenara bıraktı. Piyasa gümüşteki fiyat hareketliliğini takip ediyor. Faizler bu kadar aşağıya gelmişken de ülkeler mümkün olduğu kadar uzun vadeli borçlanmaya çıkıyor. Belçika 50 yıllık, geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan 40 yıllık ihraç yapmıştı. Hızlı haber turuyla akıllı paraya başlayalım. İstanbul Sanayi Odası Market İşbirliği'nde hazırlanan imalat satın alma yöneticileri endeksi açıklandı. Endeks yılın ilk 6 ayında hızlı bir toparlanma kaydederek 6 ayın zirvesine çıktı ve 54,4 değerini aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Exim Bank'ın Avusturya'nın resmi ihracat destek kuruluşu OEKB arasında reasürans işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Pekcan anlaşmayla daha hızlı ve etkin bir kredi tahsis süreci sağlanacağını söyledi. Gümüş fiyatı 30 dolar aşarak Şubat 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Viyop'ta işlem gören gümüş vadeli işlem sözleşmelerinde uygulanan %10 oranındaki üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarıldı. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta bir önceki aya göre %7,6 yükseliş kaydetti. Endeks 2020'nin Kasım ayında dip seviyeyi görmüş, Aralık dönemiyle birlikte toparlanmaya başlamıştı. Turizm gelirlerinin milli gelirdeki payı geçen yıl %4'ten %1,6'ya geriledi. Bu oran son olarak Rusya ile yaşanan uçak krizi döneminde %2'ye kadar gerilemişti. TÜİK'in son yayımladığı Ekim verisine göre sektörde son bir yılda 286 bin kişi işini kaybetti. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre 2020 genelinde kartlı ödemeler %17 büyüyerek 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. En fazla kartlı ödeme artışı elektronik eşya ve market gıda sektörlerinde görüldü. Temassız ödemeler ise bir önceki seneye göre 2,5 kat arttı. Günün öne çıkan haberleri böyleydi. Küresel piyasalarda gümüş ön planda ama biz Avrupa'nın yine notlarını almak için Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi karşımda olacak. Merhaba Ceren, iyi haftalar. Sözü sana bırakayım. Merhaba Cumhur. Haftaya Avrupa borsaları güçlü bir başlangıç yaptı. Endekslerde %1 aşan primler var ve yeni haftada aşının tedariğine ilişkin problemler şimdilik geride kalmış gibi gözüküyor. Çünkü aşı şirketlerinden arka arkaya gelen açıklamalar Avrupa Birliği'ne yapacakları tedarikte artış olacağını işaret etmekte. Mesela AstraZeneca Avrupa Birliği'ne 9 milyon ilave aşı sağlayacağını açıkladı. Böylelikle ilk çeyrekte AstraZeneca'dan Avrupa Birliği'nin alacağı aşı miktarı 40 milyona çıkmış olacak. BioNTech de ikinci çeyrekte ekstradan 75 milyon dozluk aşı tedarik edeceğini açıklamış oldu. Bugün Euro bölgesinden Ocak ayı PMI verilerini aldık ve imalat sektörü güçlü durmaya devam etse de Ocak ayında Aralık ayına kıyasla bir miktar ivme kaybetti. Euro bölgesinde imalat PMI Aralık ayında 55,2 seviyesindeydi. Ocak'ta 54,8 seviyesine geriledi. Almanya'ya baktığımız zaman Almanya imalat PMI'ında Aralık ayına kıyasla ufak da olsa bir toparlanma yaşandığını gördük ve 57,1 seviyesine gerçekleşti. Hem İngiltere hem de İtalya'dan gelen PMI verileri beklentiyi aştı ve Avrupa'nın geneline kıyasla baktığımız zaman aslında karantinalara rağmen ekonomik aktivite beklentilerden güçlü geldiğini söyleyebiliriz. Aralık ayına kıyasla hız kesmiş olsa da ve IHS Market Direktörü Simit verilere ilişkin yaptığı açıklamada tedarik sıkıntıları yaşandığını, bunun da fiyatlarda artışa neden olduğunu ifade etti. Fakat 2021 yılı için imalat sektöründe talep koşullarının iyileşmekte olduğunu söylemiş oldu Simit yaptığı açıklamayla. Bu hafta gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak ve İngiltere Merkez Bankası'ndan bazı ekonomistler hem tahvil alımlarını artırmasını hem de faiz indirimine gitmesini bekliyorlar. Fakat piyasanın genel beklentisi 2022 yılından önce faiz indirimine gidilmeyeceği yönünde. Şu anda piyasalara beklentiler ötelenmiş durumda. Şu anda faizler %0,10 seviyesinde bulunuyor ve ilk etapta 10 bas puanlık indirime gitmesi bekleniyor İngiltere Merkez Bankası'nın. İngiltere Merkez Bankası negatif faizin olası etkilerini
mi çalıştığı bir çalışma yürütüyor şu anda ve bugün analizin sonuçlarının yayınlanması beklenmekte. Bugün sterlin fiyatlamasına bakacak olursak sterlin dolar karşısında 1.37 sınırında işlem görüyor. Sınırlı primde işlem görmekte. Euro dolar paritesine baktığımız zaman ise 1.20-80'ler seviyesinde işlem görüyor. Euro dolar karşısında %0.5 oranında aşağıda Cumhur. Ceren, teşekkür ediyorum aktardığım bu notlar için. Dönelim piyasaya, şöyle hızlıca bir bakalım. Dolar Türk Lirası'ndaki gerileme 19 Kasım'ı hatırlatıyor. Naci Ağbal'ın ilk PPK toplantısında sadeleşmeye gittiği gündü. %2'lik bir düşüş vardı. Bugün de %1,5'luk bir geri çekilme var. Özellikle paritedeki hareket 1.20.85, %0,4'lük düşüş Euro-TL'yi 8.70 seviyesine kadar getirmiş durumda. Ons altında 431 TL'den işlemler gerçekleşiyor. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımızda 20 milyar TL'nin altında bir hacim var. Genelde bu saatte 20 milyarı bulup geçmiş oluyorduk. Bugün bir miktar işlem hacminde daralma olduğunu söyleyebiliriz. Borsa 100 endekse 1493'teyiz. Sanayi endeksin katkısı daha büyük, %1,7. 2 yıllık tahvil %14,35'te. Hatırlatalım, hazine önümüzdeki 3 ay itfası kadar borçlanmayı öngörüyor. 10 yıllık tahvildeki ihraçlarına da devam edecek. %12,90 10 yıllık tahvildeki son fiyatlama. 5 yıllık CDS hatırlanacak olursa risk iştahının Türkiye açısından pozitif olduğu dönemde de 300 seviyesine kadar gerileyip altına gelememişti. Yine benzer şekilde şu anda risk iştahındaki artışa paralel gerilediğini söyleyelim. Diğer gelişmekte olan piyasalarda da bugün bir coşku havası var. Güney Afrika randı ve Meksika pezosunun %1 oranında değer kazandığını söyleyelim. Gümüş 30 doların altında ama düne göre %10 yukarıda. Brent petrolde 56 dolar seviyesindeyiz. Vadeli tarafa baktığımız zaman ABD tarafında %1'lik yükselişler göze çarpıyor. DAX'ta ise yükseliş %1,4. Buradan şimdi her zaman olduğu gibi North Sea'ye gidelim. Arzu Toktay bizi bekliyor olacak. Arzu, merhaba, hoş geldin yayına. Dolar Türk Lirası kademe kademe düşüyordu ama bugün vitesi yükseltmişe benziyor. CDS'te de 300 seviyesine gelindi. Enflasyon verisi öncesinde piyasadan neler beklemek lazım? Teşekkür ederim Cumhur. İyi haftalar diliyorum. Senin de belirttiğin gibi 19 Kasım toplantısı sonrasında hızlanan politika faizinde artırım süreci ve politika faizinin şu an geldiği seviyelere bakılırsa TL tarafında pozitif fiyatlama beklentisi öncesinde vardı. Ancak bu fiyatlamanın kademeli olarak gerçekleşeceği ve döviz mevduatlardan TL'ye dönüşün zaman alacağı yönündeki görüşünü birçok piyasa profesyoneli ve biz de belirtiyorduk. Ve şu anda gerçekleşen o diye düşünüyorum. Hem dışarıda küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta bir miktar risk iştahında bozulma oldu ama mevcut kolay para politikaları içerisinde küresel piyasalar geçmişte olduğu gibi özellikle hisse senedi piyasalarında olan düzeltmenin kalıcı olmayacağı havasında işlem yapıyor, işlem görüyor diyelim. Özellikle orta vadeli hareketli ortalamalar üzerinden tekrar bir toparlanma geleceği, biraz daha düzeltme derinleşse bile ve piyasaların risk alma iştahının devam edeceği yönünde bir görüş şu anda piyasalar içerisinde. Bu takdirde tabii ki gelişen ülke piyasalarının ve para birimlerinin de kıymet görmeye ve talep görmeye devam edeceği beklentisi de var. Türkiye'de bu piyasalar içerisinde özellikle şu andaki reel anlamda politika faizi tarafında Malezya sonrasında en fazla getiri veren ülke konumunda olması dolayısıyla da Türkiye tarafında tahvil bono piyasasında kurumsal yatırımcıların diyelim yurt içinde ve yurt dışında talep göstermeye devam etmesi önümüzdeki günlerde TL tarafındaki pozitif fiyatlamanın süreceği anlamına gelir. Daha öncesinde de konuşuyorduk ve diyorduk ki tahvil bono piyasasında yılın ilk çeyreğinde özellikle girişlerin hızlanması TL'nin değer kazanmasını destekleyen bir görünüm ortaya koyacaktır. Her ne kadar bu girişler
hızlanmamış veya limitli olsa da ileriye dönük enflasyonda düşüş beklentisine paralel bu girişlerin artacağı beklentisiyle TL tarafındaki fiyatlamanın da pozitife döndüğünü bugün itibariyle söyleyebiliriz. Tabii devam etmesi için bunu takip edeceğiz. Bu hafta yapılacak olan 10 yıllık tahvil faiz ihalesi, burada oluşacak fiyatlama, bankaların ilgisi, TL ve TL cinsi fiyatlamaları hem hisse senedi de buna içerisine konulabilir, etkileyecektir. Genellikle pozitif hava devam ediyor diyebiliriz. Dolar Türk lirası paritesinde 7 lira seviyesine doğru geri çekilme potansiyeli var. Bu seviye psikolojik olarak önemli bir seviye. Ancak pozisyon esas anlamda piyasanın pozisyonlandığı ve altta beklenti oluşturduğu seviyeler 6.85-6.90 aralığı diyebiliriz. Bu seviyede görülebilir. Eğer ki küresel piyasalarda bu hafta negatif haber akışının etkisiyle geri çekilmeler derinleşmez ise içeride de dolar Türk lirası paritesi tarafındaki değer kazanımının devam etmesi beklenebilir. Artık çok teşekkür ediyorum aktardığım notlar için. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi akıllı paraya kısa bir ara verelim. Aranın ardından küresel piyasaları ve yurt içindeki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Akıllı Paranın bu bölümünde ilk durağımız Almanya olacak. Almanya ekonomisinde hafta sonu Altmaier'in açıklamaları vardı. Telefon attığımızda Bloomberg muhabiri Daniel Schäfer olacak. Hi Daniel. Merhaba First Daniel. All, ilk olarak bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Şununla başlamak istiyorum. Geçen hafta gördük ki IMF biraz kötümserdi European Union economy. Euro bölgesi ekonomisi adına. O yüzden şunu sormak isterim. Almanya'daki mevcut ekonomik görünüm nedir? Biraz özetlemeniz mümkün müdür? Tabii ki özetleyebilirim. Kesinlikle aşağı yönlü bir revize oldu ve daha da kötümser hale geldi. Almanya için de durum aynı şekilde. Geçen hafta Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier yine aşağı yönlü ekonomik tahmini aşağı yönlü revize etti bu yıl. %3'e ki daha önce %4.4'tü büyüme tahmini. Yani baktığımız zaman resim şu. Yenilenen karantinalar var şu an Almanya'da biliyorsunuz ve bu da en azından bir sonraki 3-4 haftada daha devam edecek bir durum var ve bununla alakalı bazı gerginlikler var. Daha az ivme anlamına geliyor ekonomik toparlanmada. Daha önce beklentiden daha yavaş bir ivme olduğu görülüyor. Bununla birlikte dördüncü çeyrek verisi de aynı şekilde Almanya'da kötü geldi. Peki hala şunu sormak isterim. En fazla ekonomiyi, Almanya ekonomisini teşvik etmek için konuşulan şeyler nedir? Bir tartışma var, hali hazırda başlamış durumda ve bu da büyüyor, büyüyen bir tartışma. Bunun da seçim kampanyasını etkileyebileceğini söyleyebilirim. Bu yıl ulusal seçimler var biliyorsunuz Eylül ayında Almanya'da. En fazla tartışılan ana konu şu. Ekonomiyi bir kez daha ayaklar üzerine kaldırabilmek için geleceğe daha fazla yatırım yapmaya olan gerekliliği, dijitalleştirme, iklim değişikliği, bu tarz konular gelecekle alakalı konulara yatırım konuşuluyor. Ancak bunların finansmanı nasıl yapılacak sorulan soru bu. En büyük tartışma bunun çevresinde gerçekleşiyor. Muhafazakar Partisi daha da fazla borcu arttırmak istemiyor ya da vergileri daha fazla arttırmak istemiyor ki sosyal demokratlar ve yeşiller bunu biraz daha yapmaya açık gibi duruyor. Çok iyi biliniyor ki Almanya ekonomisinin çok katı kuralları var. Altmaier'in teklif ettiği şirket hisselerinin satılması sizce mümkün müdür? Evet, Altmaier şirket hisselerinin mesela Deutsche Telekom ya da Deutsche Post
posta şirketi ile alakalı ya da farklı şirketlere ait devlet hisselerini satmayı teklif etti. Tabii ki yasal açıdan yapılabilir, ancak sorulacak soru şu: bu gerçekten siyasi bir çoğunluğu sağlayacak mı? Bunu yapacak kadar destek olacak mı? Şu an biraz şüpheci bir durum var bu konu alakalı. Yani siyasi çoğunluk bunu isteyecek midir? Şirketlerin devlete ait hisselerini satmayı isteyecekler midir? Çok muhalefetten bununla alakalı çok ciddi eleştiriler geldi Altmaier konusu. Sadece SPD için değil, koalisyondaki azınlık tarafından değil, direkt teklife eleştiri geliyor bu noktada. Sanırım faizleri, vergileri arttırmak da gündemde. Yanılıyorsam lütfen düzeltin, ancak vergiler Almanya'da artarsa ne olur? Sizce bu kişisel tüketimi azaltır mı? Ya da büyüme verilerini biraz daha aşağı çeker mi? Evet, haklısınız. Bu da tartışılan bir konu. Muhafazakarlar daha önce de dediğim gibi bunu istemiyor, ancak sosyal demokratlar ve yeşiller hali hazırda belki bunu düşünebilecek söylemişlerdi. Evet, aynı zamanda bu tartışılıyor. Bunun da etkisi olabilir. Bunu eleştirenlerin hem tüketimde hem de yatırımda Almanya ile alakalı etkili olabileceğini söylüyorlar. Altmaier ekonomi bakanı bile kendisi vergi artışından bahsetti ve bunun ekonomiyi zehirleyeceğinden bahsetti. Evet, kesinlikle etkili olur diyebilirim şu noktada. Bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler Sayın Daniel Schäfer. Ben çok teşekkür ederim. Bloomberg'in Almanya büro şefinden aldığımız notları şöyle özetleyecek olursak, Amerika'nın biraz aksine bir durum söz konusu. Onlar da ekonominin teşvik edilmesi gereğini düşünüyorlar ama maliyeti düşünüyorlar. Mesela Yellen hafta sonu sosyal medya paylaşımında bulundu. Biden'ı retweet ederek şu anda daha büyük bir şekilde hamle yapmamız lazım. Maliyeti düşünmek ikinci planda demişti ama Alman disiplini galiba işin birazcık daha önce maliyet kısmına, finansman kısmına gidiyor. Ya kamu elinde bulundurduğu şirketlerde pay satımını ortaya koyabilir ya da vergilerde artış, ki bu harcanabilir geliri aşağıya çektiği için büyüme rakamlarını iyice baskılayabilir mi diye sordum. Bakalım Almanya'daki durumu, ihracat pazarımızdaki, ana ihracat pazarımızdaki durumu incelemeye devam edeceğiz. Bugün Akıllı Para'da bir diğer konuğum İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan olacak. Merhaba Tevfik Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Cumhur Bey, merhaba. Merhaba, şimdi risk iştahının son derece yüksek olduğu bir günde sizinle bu yayını yapıyoruz. Dolar Türk Lirası'na baktığım zaman gerileme var, CDS'e baktığımda. Dolayısıyla öncelikli olarak kredi risk priminden başlamak istiyorum. Kurumsal yatırımcı gözüyle kredi risk primindeki 300'e geri geliş sizce daha devamı var mı? Ne anlam ifade ediyor? Buradan bir söze başlayalım sizinle. İşin açıkçası Türkiye'de geçen Kasım ayında başlayan tekrar ortodoks para ve maliye politikalarının uygulanmasına yönelik olarak politika değişikliği büyük oranda yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı. Ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamalarda da bu politikaların önümüzdeki dönemde fiyat istikrarı sağlanana kadar devam ettirileceği yönündeki kararlı duruş da burada risk iştahının tekrar yükselmesini, Türkiye'ye yönelik artmasını, Türk lirası cinsinden varlıkların kıymetlenmesini sağladı. Bu duruş devam ederse biz önümüzdeki dönemde Türk lirasının kuvvetli olmaya devam edeceğini, buna bağlı olarak da Türkiye'nin CDS seviyelerinin bir miktar daha aşağı gelebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin CDS seviyesi geçmiş dönemde benzer seviyede olduğu ülkelere göre hala üst düzeylerde. O nedenle burada doğru politikaların uygulanmaya devam ediyor olması ilginin devam etmesini de beraberinde getirecektir Cumhur Bey. Dolar TL'yi destekleyen faktörleri CDS'den hariç üzerine koymak istediğiniz başka bir neden üzerinden de okuyabilir miyiz? Çünkü orada da rakamlara baktığımda 7-18'lik bir nominal değer var. %2'lik geri çekilme. Yoksa bu ortaya koymuş olduğunuz ana faktörler dolar Türk lirasındaki gerilemeyi de destekliyor mu?
İşin açıkçası dolar Türk lirasındaki değerlenmenin de temel olarak arkasında yatan etkinin bu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'nin şu anda reel faiz ödeyen çok az sayıdaki ülkeden bir tanesi olması, ondan sonra fiyat istikrarı sağlanana kadar, enflasyonda arzu edilen seviyeler görülene kadar Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu devam ettirecek olması bu yöndeki etkiyi de kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde TL'nin kuvvetli olmaya devam etmesi bu politikaların devamıyla mümkün gözüküyor. Şimdi kurumsal yatırımcılar Kasım döneminden sonraki adaptasyon süreci yurt içi yerleşiklere göre daha hızlı oldu. Bu konuyla ilgili özellikle yurt dışı yerleşiklerin fon akımlarındaki geliş, kurumsal fonlardaki artış. Dolayısıyla yurt içi yerleşikler tarafına bu aktarılan mesajların ne zaman bir karşılık bulmasını beklersiniz? Veya buldu mu? Fon akımlarına baktığınız zaman mesela hani oradan siz daha rahat okuyabilirsiniz belki bazı şeyleri. Hani yönetmiş olduğunuz varlık büyüklüklerinde özellikle TL bazında bir artış gördünüz mü bu son zaman içerisinde? Yani dediğiniz gibi burada özellikle yabancı yatırımcının politika değişikliklerini yerli yatırımcılardan daha hızlı okuduğunu ve buna bağlı olarak da çok daha hızlı bir şekilde tepki verdiğini gözlemliyoruz. Ve burada da bireysel yatırımcılarda, yerli yatırımcılarda çok büyük bir davranış biçimi değişikliği şimdilik görmedik. Çok büyük oranda döviz alımları geçtiğimiz günlerde olmuştu. Artık burada bir durulma görüyoruz. Ama yabancı yatırımcılardakine benzer bir şekilde Türk yatırımcısının da elindeki dövizi bozdurduğu, yoğun olarak bozdurduğu bir ortama henüz görmedik. Ama diğer taraftan bireysel yatırımcıların ürünlere olan ilgisinde son 1,5 yıldır bir farklılaşma olduğunu da çok rahat söyleyebilirim. Bunu nereden söyleyebiliyoruz? Kurumsal yatırımcı olarak, portföy yöneticisi olarak şunu çok net olarak görebiliyor idik. Geçtiğimiz dönemde bizim en yoğun sattığımız ürünler para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonlarıydı. Bunların mesela geçtiğimiz dönemdeki piyasadaki ağırlığına, yani yatırım fonları içerisindeki ağırlığına baktığımız zaman %30'un üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunun işte 2015-2016 yıllarındaki oranı olarak. Ama 2020 yılı sonuna geldiğimiz zaman artık bu tip ürünlerin, özellikle likit fonun pazar payının %20'nin altına geldiğini, buna karşılık serbest fonların ön plana çıktığı, hisse senedi fonlarının ön plana çıktığı, fon sepeti fonlarının ön plana çıktığı, yatırımcının burada risk iştahının belli oranda arttığını gözlemleyebiliyoruz. Pay piyasasına baktığımız zaman da bu heyecan ve risk alma iştahının yükseldiği çok net olarak gözüküyor. Şimdi tabii bunun düzenlemeyle değil de sermaye piyasalarına olan ilgiyle bu oranın düşüyor olmasını da ben sevindirici olarak karşılıyorum. Sizler de çünkü katma değeri yarattığınız, hatta sizler için daha fazla fon yönetim geliri olması anlamında da büyük önem taşıyor herhalde buradaki oranların değişiyor olması. Şöyle bir soru sormak isterim Üstad. 1500 seviyesine geldi ve burada endekste bir takılma söz konusu. Bundan sonra sanki daha sesici olmak, birazcık daha şirketleri iyi okumak ön plana çıkıyor. Bu konuyla ilgili sizler de farklı temalarda fonlar hazırlıyorsunuz. Yatırımcıların bu tarafa olan ilgisi nasıl? Yoksa eskiden bildiğimiz gibi A tipi fon hisse senedi, B tipi fon tahvil, çok eski ezberlerde kalmış gibi böyle bir klasik seçim süreci devam ediyor mu? İşin açıkçası yatırımcıların artık finansal ürünlerle ilgili hem okuryazarlığı, hem ürünleri tanıması, hem de bu ürünlere yönelik olarak işlem yapma biçimlerinin çok radikal bir şekilde değiştiğini gözlemliyorum. Bunda teknolojinin çok büyük faydası var Cumhur Bey. Teknoloji sayesinde artık istediğimiz finansal ürünle ilgili çok detaylı bilgi alabilme imkanına sahibiz. Bu birinci kısmı işin. İkinci kısmı ise bilgi aldığımız, öğrendiğimiz ve beğendiğimiz bir finansal ürün varsa artık o finansal ürünü satın alabilmek de çok kolay. Artık cep telefonumuzun bir tuşuna bastığımız zaman istediğimiz ürünü alabiliyoruz. Bununla ilgili analizler de yapabiliyoruz. Bu ürünlere ilişkin çok detaylı bilgi alabilme konusu yatırımcıların
bu ürünlere olan güvenini çok arttırdı. Dolayısıyla güveni artan ürüne karşı ilginin de arttığını gözlemliyoruz. Bu nedenle de özellikle çok teması olan, ondan sonra özel yatırım koşulları içeren ürünlere çok yoğun talebin olduğunu gözlemliyoruz. Bu işte ilk önce altın fonuyla başladı. Son dönemde gümüş fonlarına çok ciddi bir şekilde rağbet var. Onun dışında hisse senedi fonu ama alt bir sektöre, başka bir coğrafyaya yönelik olarak ya da bir temaya yönelik olarak kurduğunuz ürünlerde çok büyük talepler olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin elektrikli araç üreten şirketlere yatırım yapan bir fona ilgi çok yoğun olabiliyor. Ya da yenilenebilir enerjiye yatırım yapan bir fona yatırım çok yoğun olabiliyor. Mesela son dönemde borsadaki küçük şirketlere çok büyük ilgi var. Ama bu küçük şirketlerin bazılarının fiyatları da oldukça yükselmiş. Dolayısıyla burada bir seçiciliğe ihtiyaç var. Bu seçiciliği sağlayan bir yatırım fonu olduğu takdirde buna çok büyük ilgi olabiliyor. O nedenle ben yatırımcıların bu kadar donanımlı olmasını önemli buluyorum. Önümüzdeki dönemde de gelişimin bu yönüyle devam edeceğini de öngörüyorum. O zaman iş geliştirme departmanlarımıza, ürün geliştirme departmanlarımıza bundan sonra daha fazla iş düşecek gibi gözüküyor. Burada keyifli sohbetimize kısa bir ara verelim Tevfik Bey. Aranın ardından sohbetimize devam edeceğiz. Akıllı Para'nın bu bölümünde her gün MTI dosyası açacağız. Bir MTI'yi, Meta'yı değerlendireceğiz, enine boyuna anlatacağız. Araştırma masasında bu konuyla ilgili Kutay Korap yardımcı olacak bana. Kutay merhaba, hoş geldin, hayırlı olsun diyorum bu bölümün. Şimdi bundan sonrası için bugün en çok konuşulan konu gümüş oldu. Bu neler oluyor? Geçmişte böyle bir gümüşün tarihçesi var mı? Bizi nasıl etkiledi? Özetleyebilir misin lütfen? Evet, aslında başlar başlamaz oldukça hızlı başladığımızı söylemek mümkün. En nihayetinde baktığımızda işte Reddit'te örgütlenen bireysel yatırımcıların AMC, GameStop gibi şirketlerden sonra, hatta burada kripto paraları da ucuna ekleyebiliriz, biraz da şu an gözü gümüşe kaydırmış gibi duruyor. En nihayetinde anlık primler %10'a ulaşırken baktığımızda sadece 3 gün önce 25 dolar olan gümüş fiyatı bugün gün içerisinde 30 doların üzerine çıktı ve 8 yılın 2013 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gördük. Son 3 gündeki primleri kabaca 5 dolar oldu. Bu 5 dolarlık primde %20'lik yükselişe işaret ettiğini hatırlatalım. Oynaklığa baktığımızda oynaklık da normal ortalama seviyelerin 3 katına kadar çıkan bir oynaklıkla da karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz gümüş tarafında. Hacimli bir şekilde gerçekleşen işlemler olduğunu söylemek mümkün ve aynı zamanda piyasa değeri bazında da gitgide piyasa değerini katlayan bir gümüş fiyatıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatalım. Şimdi burada biraz bir kıyaslama yapmaya çalışalım. GameStop'la AMC'de bu hareketi görmüştük. İşte Ripple'da bu hareketi takip etmiştik. Fakat gümüşle bunu kıyasladığımızda birebir örtüşüyor mu örtüşmüyor mu, bu soru işaretini gidermeye çalışalım. En nihayetinde bakıldığında GameStop ve AMC veya Ripple gibi yatırım araçlarında genel ağırlığın hisse senedin fiyatının düşeceğine dair pozisyonlanmanın daha ağırlıklı olduğunu görmüştük. Fakat bunu gümüşle kıyaslarsak aynı tabloyla karşı karşıya olmadığımızı yandaki grafikte de görmekte olduğumuzu hatırlatalım. En nihayetinde baktığımızda yatırım fonlarının pozisyonlanmalarında net long yönünde, yani fiyatların yukarı gideceğine dair betlerin daha fazla olduğunu söyleyelim. Ve bu da aslında şu an ne kadar yaşanmış olan hem GameStop'taki hem AMC'deki veya Ripple'daki pozisyonlanmalara karşı biraz daha tezat olduğunu hatırlatalım. Artı iki varlık ürünü kıyaslamak gerekirse, örnek vereyim GameStop diyelim. GameStop'un piyasa değeriyle gümüşün piyasa değerini karşılaştırdığımızda kabaca tahmin edilen 1.4 trilyon olduğu tahmin edilen gümüşün piyasa değerinin GameStop'a göre kabaca 1000 kat daha fazla piyasa değeri olduğunu hatırlatalım. İşlem hacimlerine baktığımızda gümüşün işlem hacmi 2020 yılında 11 milyar dolar seviyesindeyken GameStop'un sadece 50 milyon dolar olduğunu hatırlatalım. Benzer senaryo dediğimiz gibi şu an tam olarak yaşanmadığını söylemek mümkün. En nihayetinde fiziki teslimat yapılamayıp bu fiyatların yükseleceğini düşünen bir kitle varsa da buna dair de şunu söyleyebiliriz. En nihayetinde piyasa analistlerinin yapmış olduğu araştırmaya göre şu an
burada bireysel yatırımcıların, Reddit'tekilerin her biri fiziki teslimata gitse bu sadece toplam fiziki teslimatın %1.1'ini oluşturmakta olduğunu görüyoruz. Bu rakamda oldukça karşılanabilir düzeyde olduğunu şimdilik söylesek çok da yanlış olmaz. En nihayetinde dediğimiz gibi şu ana kadar gümüşün piyasa değeri 1.4 trilyon dolar olması olduğu yönünde tahminler paylaşılırken buna ürün bazında bakarsak da 1.7 milyon metrik ton olduğunu paylaşmış olalım. Şimdi aynı zamanda bir de Borsa İstanbul nezdine bakalım. Borsa İstanbul'da 15 Ocak 2021 tarihinde gümüş vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem görmeye başlamıştı ve kabaca 10 günlük performansını almaya çalıştık biz de burada gümüşün. Viyop tarafında gümüşte işlem adedini görüyoruz. İşlem adedini mavi barla takip ettiğimizde 5 katına artan bir işlem adediyle karşı karşıyayız. Yani hacimlerin ciddi bir şekilde geride bıraktığımız çarşamba gününden başlayıp yukarı yönlü inmelendiğini görüyoruz. Hali hazırda 5 katına çıktığını paylaşırken bu noktada da fiyatlar 25 dolardan 27 dolara kadar yükselmişti. Bu sabah da dediğimiz gibi fiyatlar 30 doların üzerine çıktı. Çok ufak bir dipnotla da kapatmak istiyorum. Bu dipnotta aslında tarihte gümüşe daha önce spekülasyonlar yaşandı mı yaşanmadı mı soru işaretini gidermek için bunu paylaşmak isterim. Hunt Baker kardeşler tarihler işte 1970-73 aralığını gösterdiğinde gümüşte çok ciddi bir pozisyonlanma almışlardı. 1,5 dolarla 3 dolar arasında gümüşün ons başına 200 bin ons gümüş alımı gerçekleştirmişlerdi. Tarih ilerledikçe bu alımlarını devam ettirdiler ve gümüş fiyatlarını kabaca ta 50 dolara kadar görmesine neden olmuşlardı ve bu işlemlerden 3.5 milyar dolarlık bir kazanç elde etmişlerdi. Toplam koydukları para ise 4.5 milyar dolar seviyesindeydi. Fakat bu çok uzun sürmedi. Fiziki teslimat istedikçe fiyatların artacağını düşünmüşlerdi. En nihayetinde bir noktada COMEX'in yapmış olduğu gümüş ticaretini durdurup sadece ticarette pozisyonları kapatma yönünde işlemlere açmasıyla birlikte çok ciddi bir şekilde zarar ettiklerini gördük ve en nihayetinde baktığımızda yolun sonunda bu biraderlerin diyelim brothers'ların işte Hunt Brothers'ların bir noktada iflas ettiklerini gördük. Kutay Korap çok teşekkür ediyorum. Ben petrolü, altını, gümüşü bir kenara bırakalım. Daha çok kereste, portakal suyu veya diğer emtia, buğday, mısır üzerine gidelim dedim ama gerçekten bugün gümüşün fiyat hareketi böyle bir başlangıcı beraberine getirdi. Hatırlatalım, bu saat diliminde emtia dosyasını beraberce Kutay'la açacağız. Dönüyorum şimdi tekrar Tevfik Eraslan'a. Tevfik Bey, şimdi ben 20 yıldır sektörün içerisindeyim. Alım satım yaptık. Genel bir tartışma vardı. Temel analiz mi, teknik analiz mi? Şimdi işin içerisine bir de sosyal medya boyutu geldi. Siz bu son yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlamaları, şirketin eder değerinin çok üzerine gitmesini ne dersiniz üstad? İşin açıkçası dijitalleşmenin bir hemen yan etkisi olarak da bu etki edebilecek olan insanların dijitalleşmeyi kullanarak, sosyal medyayı kullanarak görüşlerini çok daha hızlı bir şekilde çok kalabalık topluluklara yayabilme imkanı ortaya çıktı. Bunun birçok alanda etkili olduğunu görüyoruz. Bunun sonucu olarak yatırım tarafında da insanlar karar verirken bu konuyu iyi bildiğini düşündükleri insanların sosyal medyadaki paylaşımlarını dikkate alıp tabii ki yatırım kararlarını oluşturmaya başlamışlar. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyanın her yerinde bunun benzer bir şekilde çalıştığını hep birlikte gördük. Az önce siz de Reddit örneğini verdiniz. İlk önce GameStop'la başlayan, şimdi gümüşe sirayet eden bir yatırım yapma halini gözlemliyoruz. Tabii bizim burada bir uyarımızın olmasını gerekir diye ben düşünüyorum. Çünkü sosyal medya bir yatırım danışmanlığı alanı değil. Kişilerin risk algılarını, risk kapasitelerini, getiri beklentilerini ölçmeden sadece sosyal medyada duyduklarıyla hareket ediyor olmalarının tabii ki sonuçlarının çok da
arzu edilmeyen bir şekilde gerçekleşme olasılığı da son derece yüksek. Dolayısıyla biz her zaman yaptığımız gibi eğer bir yatırım yapmak isteniyorsa muhakkak ve muhakkak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırım danışmanlığı belgesi olan uzman kişilerden bunun danışmanlığın, tavsiyelerin alınması, buna göre de yatırım kararlarının oluşturulmasının çok daha isabetli olacağını söylüyoruz. Yine tüm burada izleyicilerimize de aynı şeyi tekrar etmiş olalım. Küresel piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez bankaları bu noktada destekleyici politikalarına, hisse senetlerinin daha da üst seviyelere götürmesi konusunda politikalarına devam edecekler mi? Yani Amerika'daki hem maliye politikaları hem de Fed'in açıkladığı para politikasına baktığımız zaman tam da sizin söylediğiniz gibi olduğunu görüyoruz. Bu genişleyici para politikasının, yani bol para ve düşük faizin çok kısa bir sürede maalesef geri alınamayacağını, bunun bir süre daha piyasalarda kalmak durumunda olduğunu anlıyoruz yapılan açıklamalardan. Yöneticiler de bu konuda bu yönde beyanatlar veriyorlar. Bu da bütün dünya çapında bol para ve düşük faiz önümüzdeki dönemde bir süre bizimle beraber olacak demek. Bunun tabii ekonomilerin canlı tutulması, istihdamın sağlanması ve sosyal adalet açısından çok büyük bir faydasının olduğunu gözlemliyoruz. Ancak burada merkez bankaları ve hükümetler maalesef ihtiyacı olanı doğrudan tespit edip sadece onun ihtiyacı kadar para verecek mekanizmaları kuramadıkları için çok daha genel bir şekilde bu yaygın para politikasını kullanıyorlar. Tabii ki burada paranın ihtiyacı olmayan ellerde de birikmesi ve bunun sonucu olarak da birçok varlık fiyatında fiyatların yükselmesini de hep birlikte gözlemliyoruz. O nedenle merkez bankalarının bu para politikaları devam ettiği sürece finansal piyasalardaki ve başka varlık türlerindeki fiyat yükselişlerinin devam edeceği de gözüküyor. Ama burada yine ben tüm yatırımcılara dikkatli olunması gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Özellikle hisse senedi fiyatlarında artık çok çok seçici olunacak bir döneme girdik. O nedenle sosyal medyadan eşten dosttan duyulan tavsiyelerle yatırım yapmak yerine yine yatırım danışmanları vasıtasıyla yatırım yapmak ya da en iyisi bu konuda uzmanlar tarafından yönetilen yatırım fonları aracılığıyla bu yatırımları hayata geçiriyor olmak çok daha isabetli ve güvenli olacaktır. Bu konuda yapılan uyarılar da çok net, verilen cezalar da, idari para cezaları da hakeza öyle. Tevfik Bey, çok teşekkür ediyorum. Bugün konuğumuz olduğunuz keyifli sohbeti beraberce gerçekleştirdik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Cumhur Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Akıllı Para'nın son bölümünde konuğum emtia piyasalarından olacak. Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen bizimle. Hi Ole, merhaba, welcome Ole, on the show. Programımıza hoş geldiniz. Imagine, merhabalar. İlk sorum from the silver side. Gümüş tarafından olacak. Do you think there is a logic sizce behind the surge in the prices? Fiyat artışlarının arkasında bir mantıklı sebep var mıdır? A very short answer. No. Kısaca cevap vermek gerekirse hayır, yok. Öyle bir mantık yok. Ancak neden çok daha fazla dikkat çektiğini anlayabiliyorum. Çünkü bir ABD hisselerinde geçen hafta biliyorsunuz short pozisyonlarının sıkıştırılması vardı. Ve burada şimdi çıplak şortlama var şimdi gümüş tarafında. Ancak hem Avrupa'da hem de ABD'de fiziksel talebi karşılayacak kadar aslında gümüş var. Durum aynı değil. Sizin tweetinizi gördüm ve şunu söylüyordunuz. Longlar ve shortlardan bahsediyordunuz. Bize kimin shortladığını, kimin longladığını söyleyebilir misiniz? GameStop gibi bir hedef olması mümkün müdür gümüşünde? Sanırım ilk olarak şunun farkına varmamız gerekiyor. GameStop'un neden bu kadar büyük bir short pozisyonu sıkıştırılmasına maruz kalmasına sebep olduğunu anlamamız gerekiyor. Orada hisse
Lerde %40'lık bir mevcudiyet vardı ve orada sıkıştırmayla birlikte hisseler yukarı çıkmıştı. Ancak vadeliden bahsediyoruz şu an. Orada kağıtlardan bahsederiz. Hiçbir şekilde fiziki bir durum yoktur vadeli tarafında. Ve bir kez zamanının gelmesi gerekiyor. Ancak şu an vadeli piyasasına girecek olursanız long pozisyonların olduğunu görüyorsunuz. Özellikle de hedge fonların ve spekülatörlerin fonlarının longladığını görüyorsunuz. Ve bunun ile birlikte swap diye adlandırdığımız şeylerin de olduğunu görüyoruz. Bankalar ya da şirketler bir şekilde kendilerini hedgelemek zorunda kalıyorlar. Ve bu da tabii ki short pozisyonlara sebep oluyor. 20 milyon onstan bahsedebilirim şu an. Günlük olarak gümüşün vadelisinin 5'te 1'ine denk geliyor. Yani short pozisyonlar çok hızlı bir şekilde artsa bile piyasada çok büyük bir rallye sebep olmayacak bir oranda. Ancak şu an olan şey şu. Biraz daha yukarı çıkabilir. O yüzden ivme çok fazla artıyor. Herkesin dikkatini çekiyor. Eğer o tuzun da üzerine çıkılacak olursa daha da çıkacağını düşünüyorlar. Ancak zorlanmış bir şey olur bu. Yani çok zor olur oralara gitmek. Sizin fikrinize göre bu filmin sonu nasıl biter? Bakın genel olarak bir süredir zaten gümüşün görünümü için olumlu bir görüşümüz vardır. Lütfen unutmayın, gümüş sadece bir sanayi metali değildir. Aynı zamanda kıymetli bir metaldir kendisi. Çevresel anlamda iyi bir şeyler yapmaya çalışan startupların da gümüşle alakalı birçok şey yaptığını görüyoruz kendi operasyonlarında. O yüzden gümüşün artacağını söyleyebiliriz. Tabii ki nerede olacağını bilmiyoruz, ancak dediğim gibi gümüşteki ivme çok güzel olur. 31 seviyesi kırılacak olursa bir sonraki seviye 35 olur. Aşağı yönlü de 26-27'lere gidilebilir aşağı yönlü bir harekette. Pekala, altın tarafına geçmek istiyorum. Sizce bu talep altın fiyatlarını etkiler mi ya da diğer emtiaları etkiler mi? Sanırım en nihayetinde olabilir. Çünkü gördüğümüz şey şu, gümüş aslında altınla kıyaslandığı zaman 6-7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Altın gümüş rasyosu şu an 68'de ve son 10 yılda zaten 70 civarında bir noktadaydı altın gümüş rasyosu ve piyasanın altına doğru gittiğini göreceğiz. Çünkü altın nispeten aslında biraz daha ucuz hale geliyor gümüşle kıyaslan zaman. Son hareketlerinden bahsediyorum. Ancak temellere bakılması gerekiyor. Dolardaki harekete bakmamız gerekiyor. Bu da metalleri negatif etkileyebilecek bir şey. Aynı zamanda ek teşvik de var. Tahvil faizlerinin de dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak genel olarak altın için görünümümüz oldukça olumlu. Türkiye'de çok fazla konuştuğumuz şey tarım fiyatları, gıda fiyatları. Sizin de fikrinizi almak isterim. Ancak küresel trendi sormak isterim size. FAO endeksinin artmasından bahsediyoruz. 6-7 aydır artıyor. Tarım ürünlerindeki trendi nasıl görüyorsunuz? Çok güçlü bir şekilde rally oldu. En önemli tarım ürünlerinde Ağustos'tan beri durum bu. Mesela soya ya da mısır çok arttı ve bunun sebebi aslında çok güçlü bir talep olması, Çin'den gelen talebin çok fazla olması mısır ve soya için ve aynı zamanda iklimsel problemler var. Hava durumuyla alakalı sorunlar yaşanıyor. Arz tarafında, üretim tarafında azalma var ve pandemi de zaten küresel tedarik zincirlerini bozdu ve Rusya şimdi kendi gıda maddesi için, buğday için ihracat vergisi uyguluyor ve tarımsal emtianın biraz daha görünümünün destekleneceğini söyleyebilirim.
Ancak dolardaki gibi bir keskin bir düzeltme görebiliriz. Spekülasyonlardan kaynaklanabilir. Halihazırda zaten çok fazla yukarı çıkıldı. Ancak temeller destekleyici kaldıkça fiyatlar da daha yükseğe gidecek gibi duruyor. Pekala, son sorum da şu. Birkaç hafta evvel çok daha fazla haber duyuyorduk aşı tarafında. Bakır bize büyüme için ne söylüyor? Doktor Bakır, evet aslında virüsten etkilenen bir şey bir şekilde yavaşladı oradaki hareketler. Çünkü Çin'de aslında biraz daha soğutma, spekülatif durumu biraz daha soğutmaya çalışıldı. Görüyoruz. Orada öyle bir çaba var. Hisse piyasasında da biraz daha hızlı hareketler yapılıyor. O yüzden Çin'deki yetkililer özellikle de bunu kontrol altına almaya çalışıyor. Bunun bakır etkilediğini söyleyebilirim. Arz tarafındaki görünüm, arz tarafı için konuşuyorum. Bakırda çok sıkı. O yüzden sorunlar olabilir. Bu yüzden de şu an biraz ivme kazandı ancak hala destek göreceğini söyleyebilirim. Bugün bize katıldığınız için de bu detayları bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler Sayın Ali. Ben teşekkür ederim. Evet, böylelikle akıllı paranın sonuna geldik. Gümüşü işlemeye çalıştık. Bir taraftan OLED'e bahsettik. GameStop farklı bir konu. Arz ve talep dengesi, açığa satılan pozisyon miktarı, hedef alınan. Aynı durum gümüş için ne kadar geçerlidir, geçerli değildir konuklarımıza sorup sorgulamaya çalıştık. Kutay birazcık anlattı. Dolayısıyla burada yatırımcıların gerçekten çok dikkatli olması gerekiyor. Tevfik Bey de altını çizdi. Bugün konuştuğum bir bankacı arkadaşım yurt içindeki tarafta yapmış oldukları işlemlerde yurt içi tarafta kendi bankaları üzerinde konuştuğunda bu yükselişi yatırımcıların satış fırsatı olarak değerlendirdiği şeklindeydi. Bakalım bu gümüşteki hikaye nereye kadar uzanacak? Akıllı paranın sonuna geldik. Saat başında Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.